Selamlar ve sevgiler değerli arkadaşlar. Saydam kalemi ortamlarında I ışının yol şekildeki gibi deniyor. I ışının kalemi ortamlarında ortalama hızları VK, arasındaki ilişki bize soruluyor. Peki hemen şunu hatırlatalım. Biliyorsunuz burada az yoğundan çok yoğuna geçişte yaklaşıyordu ışın normale. Çoktan aza geçişte ise normalden uzaklaşıyordu şifremiz. Az çok yaklaş çok az uzaklaş. Öyleyse hemen bakalım K'dan L'ye geçişte. Ortamları ayıran ara kesti yüzey için hemen normalimizi çizdik. Öyleyse bakın geliş doğrultusuna göre normale yaklaşarak kırıldığını gözlemledim. Normale yaklaşıyorsa az yoğundan çok yoğuna geçiş söz konusu. Öyleyse L, K'dan büyüktür. Güzel. Şimdi hemen gelelim L'den M'ye geçiş için ara kesti yüzeyinin yine normalini çizdik. Sevgili arkadaşım bu kez geliş doğrultusuna göre normalde yine yaklaşarak kırılıyor. Öyleyse burada da yine ne diyeceğiz? Yine az yoğundan çok yoğuna geçiş söz konusu. Ve N, M de neyden büyük olacaktır? N, L'den büyük olacak. Öyleyse burada kırıcılık indisleri sıralaması M, L, K şeklinde olacak. Biliyorsunuz hızlı kırıcılık indisi ters orantılı. Öyleyse burada hızlar arasında VK büyüktür, VL büyüktür, VM ilişkisi olacak. KLM'yi de nerede gördük sevgili kardeşim? Denizli'de. Selamlar ve sevgiler değerli genç arkadaşım. P noktasal kaynağından KL saydam ortamlarından M ortamına gönderilen I1, I2 ışınları izlediği bize gösterilmiş. Buna göre KLM ortamlarının kırıcılık indisleri arasındaki ilişkiyi Bulmamız isteniyor şimdi burada hemen şunu ifade edelim bakın e, Sınır açısıyla gelme ve ara keste paralel gitme durumu Aynı zamanda tam yansımaya uğrama durumu Her zaman çok yoğundan az yoğuna geçiş durumlarında meydana geliyor öyleyse Burada K ortamının kırıcılık indisi M'den büyük aynı zamanda L ortamının kırıcılık indisi M'den büyük diyebiliyoruz Dolayısıyla M bunlar içerisinde kırıcılık indisi en küçük olan ortam olacak. Dolayısıyla M'nin en küçük olduğu şıklar bakın Bursa ve Denizli şansımızı %50'ye getirdik. Hemen bakalım yan tarafta sorunun geri kalanının çözümünde kullanacağımız temel bir bilgi daha var. Ortamların kırıcılık indisi arasındaki fark arttıkça kırıcılık indisi farkı arttıkça Kırılan ışının sapma miktarı da ne yapar sevgili kardeşim artar. Süper. Şimdi bu bilgiyi kullanırsak bakın. Burada K'dan M'ye geçişte ışın geliş doğrultusundan bakın şu işaretlediğim açı kadar sapmış. Peki L'den M'ye geçişte sapma miktarı ne kadar? Bakın bu kadar. Hangisinde daha fazla sapma söz konusu? İkinci durum yani L'den M'ye geçişte. Öyleyse Biraz önce ne demiştik? Kırıcılık indisler arasındaki fark arttıkça sapma miktarı artar. Öyleyse NL eksi NM farkı yani şu fark bu farktan nedir? Daha büyüktür. Büyüktür NK eksi NM farkından. Bunlar değerli arkadaşlar öldü. Dolayısıyla NL büyüktür NK diyebiliyoruz. M bunlardan da zaten daha küçüktü öyleyse. LKM sıralamasını arayacağız ve onu sevgili kardeşim tabii ki nerede görüyoruz? Denizli'de. Selamlar ve sevgiler değerli arkadaşlar. Hava ortamında bulunan O merkezli cam küreye K noktasından giren yeşil renkli lazer ışığı cam küreden P noktasından çıkıyormuş. Buna göre aynı lazer ışığı kaynağından K noktasına farklı renkli bir lazer ışığı gönderilirse lazer ışığı cam küreden noktalarının hangisinden çıkabilir diye soruluyor. Şimdi hemen sorumuza şeklimize geri dönelim. Tabi burada küresel bir ara kesit yüzeyi söz konusu. Dolayısıyla bu küresel yüzey için normal küresel yüzeyin merkezinden kırılmanın gerçekleştiği noktaya çizilen doğrultudur. Bakın böyle normalimizi gösterdik. Bu normal ile yapılan açı bakın gelme açısı ve tabii ki havadan cama geçtiği için geliş doğrultusuna göre normale yaklaşarak kırılmış ve sistemi terk etmiş. Güzel. Şimdi bize diyor ki farklı renkte bu ışın gönderirsen bu gönderilen ışın neydi? Yeşil renkliydi. Mesela değerli arkadaşlar mavi renkte bu ışık gönderirsek ki mavinin biliyorsunuz kırıcılık indisi yeşile göre daha fazla. Dolayısıyla geliş doğrultusuna göre daha fazla saparak kırılabilir dolayısıyla R noktasından çıkış yapabilir. Peki yeşil yerine mesela atıyorum kırmızı renk daha az kırılan bir rengi seçtik. Öyleyse burada geliş doğrultusuna göre daha az kırılarak sistemi terk eder ve sevgili kardeşim N noktasından da çıkabilir. Peki L ve M noktalarından veya S ve T noktalarından çıkamaz mı? Şimdi hemen bakalım. M noktasından çıkabilmesi için zaten kırılmanın gerçekleşmiyor olması lazım. Havadan cama geçiyor, kırıcılık indisleri birbirinden farklı, kırılma gerçekleşecek. Ayrıca bakın burada yüzeye dik olarak da giriş yapmıyor. Yine kırılmanın gerçekleşeceğini anlıyoruz. Dolayısıyla L ve M noktaları burada söz konusu olamaz. Onlara güle güle dedik. Şimdi S bakın. Değerli arkadaşım burada bakın e, ışığın rengini değiştirirseniz bile gelen ışık normal üzerinden gelmediği için yine normal üzerinden çıkıp S noktasından ortamı terk edemez. Dolayısıyla S ve T noktalarında olabilmesi mümkün olmadığına göre cevabımız N ve R olacaktır ve onu da nerede buluyoruz? C şıkkında. Selamlar. Dikdörtgenler prizma şeklindeki KLM cam ile oluşturulmuş sisteme gönderilen yeşil renkli ışın şekilde gibi kırılarak geliş doğrultusundan X kadar saparak sistemden çıkıyormuş sevgili kardeşim. Buna göre işlemlerinden hangilerinin sonucunda X azalır diye soruluyor. Şimdi hemen bakalım birinci öncülümüze M'yi sistemden çıkarma demiş. Evet şimdi bakın K ve L'de şekilde gibi kırılacak ve bakın burada bir e, paralel sapma söz konusu M'yi ortamdan çıkardığımız zaman işte bu noktadan itibaren paralel sapacağı için X'in azalacağını söyleyebiliriz. Ve dolayısıyla birinci ifademiz doğru olacaktır. Hemen şimdi 2'ye bakalım. 2'de L'yi sistemden çıkarma demiş. Hemen burada değerlendirmelerimize devam edelim. Bakın. K'dan L'ye geçişte bakın tabii L ortamdan çıkarıldı. L yok artık dolayısıyla aynı hava ortamına yine çıkıyor. Paralel şekilde sapıyor. Ondan sonra tekrar M'ye geçiyor. Buradaki prizmaya geliyor ve burada tekrar kırılmaya uğruyor sevgili arkadaşım. Sonra tekrar hava ortamına çıkış yaptığı için bakın sapma miktarı ilk duruma göre yine azalmış olacaktır diyebiliriz. Öyleyse 2'nin de artısını verdik. Şimdi hemen gelelim 3'e. 3 de ne diyor? Yeşil yerine kırmızı renk ışık kullanma biliyorsunuz arkadaşlar. En az kırılan renk kırılma olayında tabii ki kırmızıdır. Daha az kırılacağı için bu noktadan itibaren paralel sapmaya uğrayabilir. Dolayısıyla x ilk duruma göre yine azalmış olacaktır ve dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı tabii ki edirne şıkkı. Merhabalar, K ortamından Saydam LM ortamlarına gönderilen aynı renkli ıbıra iki izlediği yollar Şekildeki gibidir denmiş. Açılar arasındaki ilişki bize soruda veriliyor. Buna göre K m ortamlarının kırıcılık indisler arasındaki ilişkiyi bulmamız isteniyor. Süper. Şimdi sevgili kardeşim açılar bakın. Kolay düşünelim hemen buradaki açılar ne olsun? 70, 60, 50 derecelik açılar olsun. Gelin bunları yerleştirelim. Alfa'ya ne demiştik? 50 derece demiştik. Sonra Beta kaç derece? 60 derece. Teta ise 70 derece olacak. Öyleyse bakın buradaki açımız 60 derece. Buradaki açımız ise tabii ki 70 derece olacak. Öyleyse hemen bakın burada normalleri çiziyorum. Buradaki gelme açıları 20 derece ve 30 derecelik açılar. Hemen şimdi burada bakın sinel bağıntılarını yazabiliriz. Burada tabi öncelikle şuna da değinelim bakın K ortamından L ve M ortamlarına geçişte sınır açısı durumu yaşanmış yani ışığın ara kesit düzeyine paralel olacak şekilde gidiyor. Bu her zaman çok yoğundan az yoğuna gerçekleşen bir durumdu. Dolayısıyla K L'den büyük aynı zamanda K M'den de büyük en büyük kırıcılık indisi ortam ne olacak K olacak dolayısıyla zaten Elimizde görmüş olduğunuz gibi iki tane ışık kalıyor. Şimdi devam edelim. L ve M ortamlarının kırıcılık indislerini tabii ki nasıl kıyaslayacağız? Onun üzerinde bir çalışalım. Şimdi sevgili arkadaşım burada sinel bağıntısını yazarsak K'dan L'ye geçiş için NK çarpı Buradaki gelme açımız 20 derece. Sinüs 20 eşittir. NL çarpı sinüs 90 Sin e, sinüs 91 olduğu için onu zaten yazmama gerek yok. Devam edelim. Şimdi diğer geçişe odaklanalım. K'dan M'ye geçiş. NK çarpı sin 30 eşittir. N M çarpı yine sin 90'dan ne geliyor? 1 geliyor. Peki şimdi burada bakın. N K'lar ortak. Buradaki açılardan 0-90 derece aralığında açı arttıkça sinüs değeri de tabi artar. Öyleyse sin 20 küçük değeri olan sin 30 ise büyük değeri olan öyleyse burada kırıcılık indisler arasında nm büyük nl ilişkisi söz konusu. E zaten k bunlardan büyük değil miydi? Evet öyleydi. kml'yi de değerli arkadaşım tabii ki Bursa şıkkında gördüm. Selamlar sevgili arkadaşlar. Eş bölmeli düzlem üzerine yerleştirilmiş KL ye cam prizmalarına gönderilen I1-I2 ışınları şekildeki gibidir deniyor. I1 ve I2 ışınları KL cam prizma sistemlerinden I1 üssü ve I2 üssü ışınları olarak çıkıyormuş. Buna göre I1 üssü ve I2 üssü ışınları aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Ve bildiğimiz gibi camdan havaya geçişte 42 derece sınır açısıdır. Peki I1 ışınına bakalım. Dik geldiği için cam havadan cama burada kırılmadan yoluna devam edecek. Ve değerli arkadaşlar burada 45 derecelik açı söz konusu. Dolayısıyla gelme açısı da 45 derece olduğuna göre burada tam yansıma gerçekleştirip sistemi şekildeki gibi terk edecek. Burası da 45 derece olacağı için. Hemen gelelim I2 ışınla I2 ışını bakın geldi. Ve burada sevgili arkadaşlar dik girdiği için kırılma gerçekleşmedi. Sonra 45 derece normal ıı, ile Yapılan açı yani gelme açısı 45 derece dolayısıyla tam yansıma gerçekleştiriyor. Yine 45 derece ile burada bakın yine 45 derecelik açıyla geldi, yine tam yansıma gerçekleştirdi. Bir tam yansıma daha, bir tam yansıma daha bunların hepsi 45 derecelik açılar söz konusu olduğu için gerçekleştiriyor. Sınır açımız 42 dereceden daha büyük bir açı söz konusu olduğu için. Ve dolayısıyla burada I2 ışını sistemi şekildeki gibi terk edecek. Öyleyse I1 üssü ve I2 üssü ışınlarını şekildeki gibi görüyoruz. Peki bu ışınlar hangisine doğru olarak verilmiştir? Tabii ki C şıkkında. Selamlar, bu sorumuzda şekildeki X bölgesi içindeki camdan yapılmış bir cisme gönderilen ışını sistemi ığış su ışını olarak terk ediyormuş. Buna göre kutunun içerisindeki cisim hangisi olabilir, hangileri olabilir şeklinde bir soru var karşımızda. Değerli arkadaşlar hemen şekil 1'deki cam cisme baktığımız zaman burada giriş ve çıkış yapılan yüzeyler birbirine paralel. Hadi bakalım başlayalım bildiğiniz gibi bu tip durumlarda paralel kayma meydana geliyordu ve burada giriş yaptığı nokta için hemen normalimi çizdim tabi havadan cama girdiği için yani az yoğundan çok yoğuna geçişte bildiğiniz gibi normale ne yapacak yaklaşacak şimdi ise tabii ki camdan havaya geçiş koşulları geçerli tekrar normalimi çizdim burada da geliş doğrultusuna göre çoktan aza geçiş şartlarına göre normalden uzaklaşacak dolayısıyla Yukarıda verilen şekle benzer bir durum karşımıza çıkıyor. Öyleyse bu söz konusu olabilir. Hemen şekil 2'ye bakalım burada değerli arkadaşlar. Evet ikiz kenar dik üçgen şeklinde bir prizma var. Yani tam yansımalı prizma. Burada 45 derecelik gelme açısıyla geliyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşım burada ne yapacaktır? Tam yansımaya uğrayıp sistemi terk edecektir diyebiliriz. Dolayısıyla bu mevcut e, yukarıda verilen duruma uymuyor. Hemen şimdi şekil 3'e bakalım. Şekil 3'te bakın cam prizmaya şekildeki gibi giriş yaptı. Hemen burada normali çiziyorum. Geliş doğrultusuna göre normale yaklaşacak. Sonra sevgili kardeşim neler mi olacak? Şimdi öyleyse bakın biz burada bunu bu dar bölge içerisinde düşünmeyelim. Biraz daha bakın büyük bir şekil üstünde açıları daha net anlayabileceğimiz şekilde çizelim. En güzeli bu olacak. Bakın orada görmüş olduğunuz ikiz kenar dik üçgen şeklindeki yapıyı bakın buraya aldım. Güzel. Buralar kaçar derece? 45 derece. Evet ışınımız görmüş olduğunuz gibi bu sisteme giriş yapıyor. Burası kaç derece? 45 derece. Peki Biliyoruz ki biz geliş doğrultusuna göre tabi ki havadan cama giriş yaptığı için normale yaklaşacak sevgili kardeşim. Buradaki açımız ne açısı olsun? Alfa açısı olsun. Güzel. Şimdi hemen geldik buraya. Burada tekrar normal çizdik. Acaba nasıl bir yol izleyecek? Şimdi bakın burası şu göstermiş olduğum açı. Eğer 90 derece olsaydı tabii ki 45'e bu açıda kaç derece olacaktı? 45 derece olacaktı. Ancak tabii ki burası 90'dan büyük olduğu için buradaki açımız 45'ten küçük olacak. Buradaki açıya beta diyelim. Beta küçüktür 45. Öyleyse şuradaki açımız teta açısı. beta 45'ten büyükse teta da 45'ten daha büyük bir açı olacak. Daha büyük bir açı olduğu için tabi sınır açısından da daha büyük. Öyleyse burada tam yansıma söz konusu olacak. Yine bakın burada teta ve beta açılarını aynen göreceğiz. Peki güzel. Şimdi sevgili kardeşim tekrar burada yüzeyin normalini çiziyorum. Çizdim. Peki bakın şurada görmüş olduğunuz üçgenler nasıl üçgenler eş üçgenler bakın. Bu üçgen ile şu görmüş olduğunuz üçgenler eş üçgen. Beta açıları 45'er derecelik açılar. Öyleyse bakın 90 artı alfalık açılar da söz konusu olacak. Bu açı 90 olduğuna göre pardon bu açı 90 olduğuna göre şu açıda kaç derece olacak? Alfa olacak. Öyleyse alfa ile gelen dışarı ne ile çıkacak? 45 ile çıkacak. Ve değerli arkadaşım burada da bakın ee, yine paralel şekilde yoluna devam edeceği için burada da bakın yukarıdaki durum gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Ve dolayısıyla burada doğru cevabımız ne olacaktır? 1 ve 3 olacaktır. Onu da tabii ki Denizli şıkkında bulduk. Selamlar sevgili arkadaşım. Saydam X ortamı içerisindeki ikiz kenar dik prizma şeklindeki Y ortamına gönderilen ışını şekildeki gibidir denmiş. Buna göre I ışını şekildeki yollardan hangilerini izleyebilir şeklinde bir soru var karşımızda. Öncelikle bir nolu ışın üzerinde çalışalım. Bakın burada ışınımız, I ışınımız tabii ki dik olarak geldiği için kırılmadan yoluna devam edecek. Evet şimdi bu noktaya kadar geldi. Şimdi şunu ifade edelim. Burada hemen noktanın ışığın düştüğü noktanın normalini çiziyorum. Tabii ki burada geliş doğrultusuna göre normale yaklaşır, uzaklaşır. Çünkü biz biliyorsunuz X ve Y ortamları arasında kırıcılık ilişkisini bilmiyoruz. Dolayısıyla eğer bu ışın X ortamına çıkacaksa izleyeceği yol için kesinlik söz konusu değil. Ancak bakın bir ışınındaki gibi normalin diğer tarafına geçebilme şansı var mı? Tabii ki yok. Evet öyleyse 1 nolu ışına güle güle diyoruz şimdi geldi sıra 2 değerlendirmeye sevgili arkadaşım burada 2 nolu ışında ne olmuş Işın bakın geliyor Tabii ki burası 45'er derece bakın 45 derece ise bu açıda 45 derece öyleyse normal çiziyorum gelme açımız 45 derece eğer y ortamından x ortamına geçişte 45 derece sınır açısı ise tabii ki burada ara kesti yüzeyine paralel şekilde yani 2 nolu ışın gibi yoluna devam edebilir. Öyleyse 2 nolu ışın olabiliyor. Onun artısını verelim. Peki 3'e bakalım. Sevgili arkadaşım burada şunu ifade edelim. Bakın 45 dereceyle gelmişti. 45 derece eğer sınır açısından daha büyük bir açıysa tabii ki tam yansıma yapacak. Tam yansıma sonucunda bakın buralar 45 derece. Yine buraya 45 derecelik açıyla geliyor. Öyleyse 45 dereceyle geldiği için yine tam yansıma yapıp 3 nolu için olarak sistemi yine terk edebilir. Bunun da artısını verdik. Süper. Şimdi 4 olabilir mi? Sevgili arkadaşım, şimdi burada geldi 45 derecelik açıyla gelmişse bakın 45 derecelik açıyla gelmişse ve 45 derece sınır açısıysa Burada nasıl gidebilir? 4 nolu ışın gibi gidebilir. Ama ancak dikkat bakın burada bir detay var. O detayda ne? 4 nolu ışın için bakın 45 dereceyle gelmişse ara kesiğe paralel gider dedik. Ancak tabii ki buraya gelebilmesi için bakın buraya gelebilmesi için bakın bu noktadan da tam yansıma yapması gerekiyor. E burası da bakın gelme açısı 45 derece. E 45 derece sınır açısıysa Buradan itibaren ara keste paralel gidecek. Aşağı geçebilme şansı var mı? Tabii ki yok. Öyleyse 4 no'lu ışına da bakın güle güle diyoruz ve sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 olacaktır. O da Ceyhan Şıkkın'da.